Hı? Arkadaşımız biraz eşkarlı herhalde bu aralar. Ey, hayırdır? Mecazi aşk mı? Yoksa hakiki aşk mı? Onu da öğrenelim. Of. Avdu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Ettac isimli eserden Kitab-ı Tefsir'in son bölümünü okuyacağız. Yeni bölüme başlayacağız. Suretul İhlas, İhlas Suresi. Niye böyle demişler? Çünkü tamamen Allah'ın sıfatlarına ayrılmış. İkinci isim de Suretul Samet. Çünkü orada da Samet ismi biliyorsunuz. Her şey ona mühtaç ama o hiçbir şeye mühtaç değildi manasına. Evet. Mekkiyetun ve hi erba'un ev khamsu ayati. 4 veya 5 ayet. Yani an Bismillahirrahmanirrahim. An Übey ibn Ka'b radıyallahu anhu. Ennel müşrikine kalu li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Müşrikler peygamberimize demişler ki: "Ünsüplena rabbeke." Yani Yahudi ve Hristiyanların haham ve papazları da, anlatabildim mi? Yani ifade ediliyor yani. Şöyle demişler: "Bizim 360 tane ilahımız var. Bir türlü ihtiyaçlarımızı tam bitiremiyor, yapamıyorlar." Ya bir ilah nasıl bu işleri yapacak? Anlat bakalım, senin Rabbin kimdir? Ulan, her zaman ahmaklar olmuş insanlardan çoğu ya. Fe enzelallah, Cenab-ı Hak bunun üzerine nazil kılıyor. Allahu ahad. Huvallahu ahad. O Allah'tır. Bütün kemal sıfatlara camidir. Ahadun zatında tektir. Hocam, bu ilahlarına uluhiyete nispet etmelerinin sebebi rububiyete inandıklarından dolayı. Öyle iman ediyorlar. Hep sakat, hepsi sakat işler tabii. Yani gerçekten bir tesire inanıyorlardı. İnanmasalar yani, inanıyorlar. Tıpkı yani eski Türklerin dağlara, taşlara inandığı gibi. Toprağa, rüzgara inanmışlar yani. Hocam, İlah kabul etmiş. Belki o basmışsa yok da Allah'ın zatı tam olarak nasıl tarif ediliyor? Ben haşa görmedim. Yok yani ya Allah'ın zatı deyince biz desek ki zatına ne demek istiyor? Cenab-ı Hakk'ın zatı kendisi sıfatları ve isimleriyle tanınır. Ayet-i kerimeyi cevap vereceksin. Hmm. Siz diyor Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Onun sıfat ve isimlerini düşünün. Deseler ki sıfatına nimetlerini düşünün. Sıfatına ne demek istiyorsun deyince işte alim, Allah metfe diye anlatıyor. Tabii, tabii. Ama zatına ne demek istiyor deyince. O zaman bizden biri değil ki anlatayım diyeceksin. Hmm. 40. hoca usulü gideceksin. Hiçbir zaman sanat, sanatkarını tanıyamaz. Şu masa, o bilyacıyı anlatabilir mi bize? Ancak onun için tefekkeru fi alaihi diyor. Nimetleri hakkında. Yani bu mobilyacıyı biz eseriyle tanırız. Bu mobilyacı eseriyle kendini gösterir. Yoksa mobilyacıyı tanımaz. Anladın mı? Yani zatı deyince kendisi deyip bakacak. Cenab-ı Hakk'ın zatı kendisi. Evet. Şey de var hocam, tefekkeru fi halqillahi ve la tefekkeru fil halik. Tabii o da aynı işte. Hadi hocam, şu hani iki tane tarif yapılıyor, onun arasını nasıl ayırt edeceğiz? Hani la ilahe illallah tabi la ma'buda bi haqqin deniyor. Diğer tarafta da la mustagniye amma sivahu ve la muftakira. Yani ikisi de mümkün. Birincisinde zatı ibadete layık Allah kelimesinin uzun izahı, diğeri de samet manasının izahı. Tabii. Evet, bakalım peygamberimiz nasıl izah etmiş. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Sametten kasıt bu. Yani hiçbir zaman Allah bir şeye mühtaç değil. Ama herkes ona mühtaç. Ama burada Resulullah şöyle anlatmış. Fesamet ellezî lem yelid ve lem yûled. Ne doğmuş ne doğurmuş. Bak Allah'ın zatını böyle anlatıyor. Anladın mı? Dersin İhlas suresi anlatıyor Allah. Dediği zaman lemaatta 36 İhlas suresini mana çıkarıyor. Orayı da okumanızı tavsiye ederim. Lemaat. İhlas suresi diyor, 36 şekilde anlaşılmalı. Şimdi orada Allah'ın zatını izah ediyor. Yani lem yelid ve lem yule. Doğmadı ve doğrulmadı. Liennehu leyse şey'un yuledu illa seyemut. Çünkü doğrulan bir şey mutlaka ölür. Ve leyse şey'un yemut illa seyuresu. Ölen bir şey yoktur ki mirasçı kendisine yani kendisi mirasçı bırakmasın. Ve innallaha azze ve celle, yüce Allah ise la yemutu ve la yuresu. Ne ölür ne de kendisinden sonrasına bir miras bırakılır yani. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Anladın mı arkadaş? Tam
verdiğin işte Allah'ın zatını böyle anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Onun eşi benzeri yok. Olsaydı anlatırdım derdi, dersin. Kale, Cenab-ı Resulullah buyuruyor, لَمْ يَكُلْ لَهُ شَب۪يهٌ وَلَا عِدْلٌ Dengi veya benzeri yok. Anladın değil mi? Bura önemli. وَلَيْسَ كَمِكْلِ شَيْءٌ Onun bir benzeri de yok. Bunu Bediüzzaman 14. Leman'ın 2. makamında müthiş izah ediyor. Evet. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhu, an-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale, Resulullah buyurmuş. Kale Allah, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, كَذَّبَن۪ي اِبْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ ذَٰلِكَ Hakkı olmadığı halde Ademoğlu beni tekzip etti. وَشَتَمَن۪ي وَلَمْ يَكُلْ لَهُ ذَٰلِكَ Hakkı olmadığı halde bana hakaret etti. فَاَمَّا تَكْذِيبُهُ اِيَّاَيَ Beni tekzip etmesi demek. فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَن۪ي كَمَا بَدَأَن۪ي İlk yaratılışta beni yarattığı gibi sonradan ikinci yaratışta beni yaratamaz sözü oldu. Deistler gibi. Tabii deistler gibi. وَلَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ اِعَادَتِهِ İlk yaratılış, anlatabildim mi? Yeniden yaratmaktan daha kolay değil ki. İlk yaratılış asıl zor olan. وَاَمَّا شَتْمُهُ اِيَّاَيَ فَقَوْلُهُ Yani kulumun, insanoğlunun bana hakaret etmesi ise şu sözü. اِتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدَ Allah'ın evladı var. وَاَنَ الْاَحَدُ السَّمَدُ Zatımda tekim. Bak bu önemli işte. Zatımda tekim. Hiçbir şekilde başka benzerim yok. Es-Samet, başkasına mühtaç da değilim. Herkes bana mühtaç. Lem elit ve lem ulet. Ne doğdum ne doğurdum. Ve lem yekulli kufven ehad. Benim bir benzerim de olmadı. Gayet açık. Hocam ehad zatında bir vahidiyet. Vahidiyet sıfatlarında. Evet. Vahdaniyet, vahdet ikisini de içine alıyor. Bu Bediüzzaman'ın ıstılah haline getirdiği kelimeler. Suretül Felak. Neydi Felak'ın kelime manası? Biliyor musunuz? Sabah tan ağarması. Yani o ışığın böyle yarması. Veya bir görüşe göre sıcağından dolayı yani açıldığı zaman cehennem ehlini perişan eden bir şey. Yani yer cehennemde bir mekan. Ama bizim burada tan ağarması. Yarılıyor ya, yarıyor ya. Ha, Mekkiyetun ev medeniyetun. Şüpheli. Yani Mekke'de mi, Medine'de mi nazil oldu? Ve yehemsu ayetun, beş ayet. An Aişete okuyalım. Kul eûzu bi rabbil felak. Yani sabahın Rabbine sığınırım de. Neyden? Min şerri ma halaka. Yarattığı her şeyin şerrinden. Ve min şerri gâsikin izâ vekabe. Ve ister gece karanlık olduğu zaman karanlık basan gecenin şerrinden veya ay battığı zaman ayın şerrinden. İkisi de mümkün. Yani karanlık bastığı zaman karanlıktan. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Ve büyü yapmak için düğümlere üfleyen üfürükçülerden. Onların şerrinden. وَمِنْ شَرِّ Hasidin ide hasid. Aman ya Rabbi. Kıskançlık yapan adamın kıskançlığından Allah'a sığınırım. Allah bizi de korusun. An Aişete radıyallahu anha enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem nazara ilel kameri fekale. Peygamberimiz aya bakmış demiş ya Aişe iste'idi billahi min şerri hada. Bunun şerrinden Allah'a sığın. Fe inne hada bu ay var ya el gâsiku izâ ve kabe. Battığı zaman karanlık olur. Enteresan. Bunun yani bir manayı öyle. Çok rivayetler var bunların okunmasıyla alakalı. Bunu ifade edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Et-Tac kitabından. Tamam mı? Kitab-ı Rüya vel Emsale geldik. Kitab-ı Rüya dediği rüya tabiri. Yani rüya hak mı değil mi? Bütün bunları açıklayacak. El emsal dediği de meselin cem'i. Burada darb-ı mesel olarak Peygamberimizin hadislerinde geçen örnekler. Emsal dediği darb-ı mesel. Hani veriyoruz ya. İt ürür, kervan yürür. Bu da bir darb-ı mesel. Tamam mı? Atasözleri gibi yani. Yani çoğu alimler müstakil olarak bunu anlatmışlar. Belli bir şeyde. Mesele bundan ibaret.
İleride şeyler gelecek. Rüyanın çeşitleri gelecek biraz sonra. Biz bunu bakalım. Şimdi ne derler ona? Evet, ne derler ona? Bilmiyorum. Ve fi fusulun erbatun ve hatimetun. Yani bu rüya ve darbe meseleler hakkında 4 fasıl ve bir de hatime var. El faslul evvelu, birincisi, fi aksamir rüya ve ma yekuluhur râi. Bugün çok harika bir rüya gördüm. Kolay anlatmak istemiyorum. Önce akşamleyin biraz sıkıntılı uyuyordum. Öyle bir açtı ki beni. Öf. Hocam merak ettik ya. Vallahi umuma anlatmayayım. Çok belki yani sabah kahvaltı sofrasında anlatabilirim. Çok etkilendim ben bugün. Fi aksamir rüya. Rüyanın çeşitleri. Hocam bir şey de sormak istedim aslında. Bediüzzaman Hazretleri'ne karşılaştığınız oldu mu? Hayır. Oğlum ben 55'te doğdum ya. 5 sene sonra vefat etmiştim. Yani 5 yaşında. Ha rüyada çok. Evet. 7 defa gördüm o 6 cildi yazarken. Vazgeçtim teliften. Birinci ciltten sonra geldi. İkinci ciltte geldi. Elhamdülillah. O çok. Ve rüya görenin gördükleri. Evet. An ibadet ibn-i Samit radıyallahu anhu. Ani nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Buyurmuş ki peygamberimiz. Rüyel mu'mini cüz'un min siddetin ve erba'ine cüz'en minen nübüvveti. Müminin gördüğü sadık rüya. Her müminin her rüyası sadık değil. Çünkü anlatacak. Yani imanın 46 cüzünden, bazılarına göre 45 cüzünden, bazılarına göre 40 cüzünden, bazılarına göre 70 cüzünden. Yani bu tamamen rüya görenin amel ve ihlasına göre. Tamam. Bir parçadır diyor gerçek yani peygamberlikten bir parçadır. An Enes'in radıyallahu anhu ani nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Şöyle buyurmuş Hazreti Enes. İnner risalete ve nübüvvete. Peygamberlik ve nübüvvet kadın kat'at. Yani kesildi. Artık benden sonra peygamber yok. Fela resule ba'di ve la nebiye. Benden sonra ne peygamber resul gelecek ne nebi. Ne kendisine şeriat verilen bir peygamber ne de başka şeriata tabi olacak bir nebi gelmeyecek. Kale bunun üzerine diyor ki feşakka zalike alen nasi fekale. Bu insanlara zor oldu. Peki biz ne yapacağız demişler. Fekale buyurmuş lakinil mübeşşirat. %100 inanıyorum bu geceden sonra. Müjde verici rüyalar var. Nübüvvet ve risalet yok ama müjde verici rüyalar var. Kalu demişler ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Ve mel mübeşşiratu. Mübeşşirattan o müjde vericilerden kastın ne? Kale buyurdu ki rüyel muslim, Müslümanın gördüğü sadık rüya. Ve hiye cüz'ün minezzeyn nübüvve. O peygamberliğin cüzlerinden bir cüz. Parça. An Ebi Said'in radıyallahu anhu ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Bu zat diyor ki duydum ki peygamberimiz buyuruyor. İzâ râ'a ahadukum rü'yen yuhibbuha. Bir kimse çok beğendiği bir rüya görürse feinnemâ hiye minallah. O Allah'tandır. Felyahmedillâhe aleyha. O rüya için Allah'a hamd etsin. Elhamdülillah. Vel yuhaddis biha. Onu anlatsın. Bir zararı yok yani. Anlatabildim mi? Vel yetehaddes biha yazıyor. Vel yuhaddis. Yetehaddes de mümkün. Fark etmez. Öyle de olabilir. Aynı yani. Mana aynı. Tahdisle yetehaddes aynı mana. Yakın. Ve izâ râ'a gayre dâlike. Mimma yekre. Hoşlanmadığı başka şey görürse fe inne mâhiye mine şeytan şeytandandır. Fel yestaiz min şerriha. O rüyanın şerrinden Allah'a sığınsın. وَلَا يَذْكُرُهَا لِيَحَدٍ Kötü rüyaları kimseye bahsetmesin. فَاِنَّهَا لَا تَدُرُّهُ Çünkü ona zarar vermeyecek inşallah. Evet, bunu da okuyalım. Bu da Hazreti Ebu Hüreyre bir nevi rüyaların çeşitlerini anlatıyor. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Peygamberimiz buyurmuş. اِذَا اَقْتَرَبَ الزَّمَانَ Ahir zaman yaklaşınca lem teket ru'yel muslimi tekzibu. Yani neredeyse bu da çok enteresan.
Yo. Burada izaktarabe zamandan kasıt gece ve gündüz eşit olduğu zaman manasıymış. Çok enteresan. Kıyamet gecenin gün... Hayır. Kıyametle alakası yok. Tamam. Yani ben bilmiyordum bunu yani. Çok enteresan bir şey. Neyse bu doğru bu. Zaman yaklaşınca yani kısalınca lem tekit ru'ya el muslim tekzip yani Müslümanın yani birbirine mesela 12 ay. Gündüz de 12 ay, gece de 12 ay. Veya mesela şey gibi kaylule vaktiyle seher vakti arası. Anladın mı? Bazıları da yani anladın o manayı da vermişler. Zaman aralık daraldığı zaman lem teket ru'yel muslimi tekzibu. Müslümanın rüyası neredeyse yalan çıkmaz. Ve astakukum ru'yen rüyası en sadık olanlar astakukum hadisen. Konuşurken en sadık konuşanlardır tabii. Ya rüya demek ki anlatabildim mi? Şimdi anlatıyoruz bunu. Ve ru'yel muslimi cüz'ün min 45 cüz'en minen nübüvveti. Yani Müslümanın rüyası 45 peygamberliğin 45 parçasından bir parça. Ve rüya selâsetün. Yani rüya üçtür. Feruyyes sâlihe buşra min indillah. Sadık rüya, iyi rüya Allah'ın verdiği bir müjdedir. Ve rüya tahsinun mineşşeytan. İkinci çeşit de şeytanın üzüntü vermesi rüyasıdır. Ve rüya mimma yuhaddisul mer'u nefse. Bir rüya da kişinin kendi kendine konuşmuş olması. Şimdi aşağıda çok güzel açıklıyor, söyleyeceğiz. Rüya üç kısım. Birisi hadisün nefs, insanın kendi kendine konuşması. Mesela bir adam bir dertle dertlidir, hep rüyasında onu görür. Anlatabildim mi? Yani bu çok önemli. İkincisi zaten belli, yani şeytandandır. Üçüncüsü de mübeşşiredir. İfade edebildim. Demek rüya-i sadıka, edgâs-ü ahlam diyelim o birinciye. Evet, bu sonuncuya. فَاِنْ رَاَ حَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ Sevmediği bir şey rüyasında gören adam, فَلْيَكُمْ Kalksın, فَلْيُسَلِّ Namaz kılsın, وَلَا يُحَدِّسْ بِهَا النَّاسَ İnsanları anlatmasın. قَالَ Buyuruyor ki Resulullah, وَاُحِبُّ الْقَيْدَ وَاَكْرَهُ الْغُلَّ Allah Allah. Ayakları bağlamak. Galde yani ben ayakları bağlamak demek dinde sabit olmak demekmiş. Ve ekrehul gulle dediği de boyuna geçirilen şey. Ne diyorlar ona? Yerdanlık mı? Hayır. Boyuna geçirilen ip. İp veya benzeri şeyler. Anlatabildim. Bağlanmak üzere. Hani esirler bağlanır ya. O da sıkıntılar. Anlatabildim mi? Yani bu yanda ayağını bağlı görmek iyiymiş. Hayır hayır. Yani böyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani rüyadayken ayakları bağlı görmek güzel. Ama boynunun bağlanması hoş değil. Evet o. Ben yanlış söyledim. Vel kaydu sebatun fid din. Yani ayakların bağlanması dinde sabit olmak demektir. Enteresan. Ve son cümle. An Ebi Katadete radıyallahu anhu kâle demiş ki Küntü erâ er-rü'ya fetumriduni. Öyle rüya görürdüm ki beni hasta ederdi. Beni de hasta ettiği oldu. Hatta semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Duydum ki Peygamberimiz buyuruyor. Er-rü'ye salihetu minallah. Sadık rüya Allah'tandır. Fe izâ ra'a ahadukum mâ yuhibbu felâ yuhaddis bihâ illâ men yuhibbu. Yani sevdiği bir rüyayı gören adam sevdiği adamlara ancak anlatsın. Hainlere anlatmasın. Ben mesela bir rüya gördüm. Onu söylemiyorum size. Bundan bir ay önce veya bir buçuk ay önce kimseye anlatmadım. Üç kişi hariç. Çünkü korkuyor insan. وَاِنْ رَا مَا يَكْرَهُ Sevmediği bir rüyayı gören فَلْ يَكْفِلْ اَنْ يَسَارِهِ سَلَاتًا Üç defa yani sağ tarafından ne yapsın? Tükürsün. Allah, solundan ya. Neyse. Siz de biliyorsunuz sol olduğunu da. Ne yapalım? Dil bazen kaçırıyor. وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا O rüyanın da şeytanın da şerrinden Allah'a sığınsın. وَلَا يُحَدِّسْ بِهَا اَحَدًا Asla kimseye de bahsetmesin, açıklamasın. فَاِنَّهَا لَنْ تَدُرُّهُ Çünkü zarar vermez. Geldik yeni bir başlığa. Bugün biraz fazla okuduk biliyor musunuz? Evet.
Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Kardeş çok... Rüya gördüğünüz vakit o konuyu okuyoruz. Evet, tabii bugün çok tatlı bir rüya gördüm. Çok. Hocam anlatsanız...